Yani yerel yönetimin seçmiş olduğu, orada yaşayan halkın yönetim konusunda kendisine yetki verdiği parti biliyorsunuz DEM ya da daha önce HDP'ydi. Şimdi bu yöneticilerimizin, belediye başkanlarımızın, eş belediye başkanlarımızın görevden alınarak yerine kayyum atanmasını kabul etmek elbette ki mümkün değil. Hani hukuken kabul etmek zaten mümkün değil. Bir de şu yönü var. Sonuçta orada yaşayan, o coğrafyada yaşayan, o kentte, o semtte yaşayan insanların iradesinin gasp edilmesi anlamına geliyor. O vatandaşların kendi taleplerini yok sayarak oralara kayyum atanmaları dediğim gibi kabul etmemiz mümkün değil. Bu dönem itibariyle böyle bir risk elbette, yani sonuçta tek adam rejimiyle yönetiliyoruz. Tek adam rejimiyle yönetilip uluslararası sözleşmelerden bile bir gece yarısı çıkıyoruz. Böyle bir risk elbette var. Ancak bu sefer 2024 yerel seçimlerinde kayyum atama cesaretini gösterebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü orada yaşayan halkın kayyumlara izin vereceğini düşünmüyorum. Kendi oylarına sahip çıkacaklar ve büyük bir direniş içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Parti olarak da aynı tavrı göstereceğimize inanıyorum ve o kararlılığı göstereceğimizi düşünüyorum. Ben böyle bir riskin, hani daha doğrusu siyasal iktidarın böyle bir teşebbüste bulunmasını kendilerine önermem. Onu söyleyeyim.